Çok uzun zamandır cello çalmıyor. Klasik müzik gibisi yoktur. Geçit amca, benim ev ödevim var. Önemli değil, ben de kendi başıma müzik yaparım. Amca, çok gizli Geçit telefonun. Teşekkür ederim Penny. Siz misiniz şef? Neredesiniz? Ben de bir müzik severim gece. Bu herkesin aklını başından alan bir müzik. Öyle değil mi çılgın kedi? Yakında hepsi benim kontrolüm altında olacak. Penny, hiç Rick Rucker diye birini duydun mu? Penny, ne oluyor? Hiçbir şey. Ama Rick Rucker dedin. O benim en sevdiğim şarkıcı. Onu Doktor Pençe'den korumak için talimat aldım. Ama çok gizli. Şehirde konser verecekti. Bizi de yanına al Geçit amca, lütfen. Lütfen, lütfen. Pekala. Ama iyi bir müfettişin hazırlıklı olması gerek. Önce yalnız gidip durumun nasıl olduğuna bakacağım. İyice yaklaşmış olmalıyım. Vay canına. Demek toplu eylem. Ona yardım etmeliyim. Kestirme yoldan gideyim. İş başına Geçit Mobil. İş başına Geçit Pençeleri. İşte yakaladım dostum. Şu anda güvendesin. Yüzün çok tanıdık geldi. Neredeyim ben acaba? Merak etme, benim korumam altındasın. Koruma mı? Benim korumaya ihtiyacım yok arkadaşım. Ama bir kalabalığın sana saldırdığını gördüm. Bu bir saldırı değil. Onlar benim hayranlarım. Bazen ünlü ve yetenekli olmak çok zor bir şey. Evet, ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Endişeleniyorum beyim. Geçit amca gideli çok oldu. Onu bulsan iyi olur ve onu gözünün önünden ayırma. Şimdi okula gitmem gerekiyor. Seni sonra ararım. Bu çok güzel bir araba. Radyo nasıl açılıyor? Bu düğmeyle mi acaba? Hayır. Bu düğmeyle. Şimdi hatırladım. İşte bu düğme. Olamaz. Yok oldu. Acaba nereye gitti? Belki de buraya girmiştir. Patenim sıkıştı. Neyse, bu genç adamı arayacak zamanım yok. Benim görevim Rick Rucker'ı korumak. Olamaz. Bu adam hayranlarımdan daha tehlikeli. Beni öldürmeye çalışıyordu. Bakın, Rick Rucker burada. Çok genç oldu ama Penny hala dönmedi. Merhaba. Geciktiğim için çok üzgünüm amca. Ama bugün Rick Rucker'la tanıştım. Olamaz. Rick Rucker. Şu andaki görevim yani. Bir saldırıdan çok zor kurtuldu. Hem de tam okulumun önündeydi. Demek Doktor Pençe ortaya çıktı. Buna inanmayacaksın ama ajanlarından biri polis müfettişi olduğunu söylemiş. İşte bu inanılmaz Penny. Doktorun ajanları her şeyi söyleyebilir. Hadi şimdi Rick Rucker'ın konserine gidelim. Ne kadar kalabalık. Bu kalabalığın içinde Rick'i korumak çok zor olacak. Benim için değil Penny. Siz burada bekleyin. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim Geçit amca.
Beyin, kılık değiştir ve gözlerini dört aç. Ben bu tarafa bakacağım. İş başına Gadget bacakları. Çılgın ajanlar. Buradaki herkes olabilir. Bugün tanıştığım genç adam da orada. En çok sevdiğin yiyecek ne Rick? Merhaba dostum. Ya, arabası olan şu çılgın adam. İzninizle. Gel buraya dostum. Affedersiniz. Siz delirdiniz mi? Rick Rucker'la yaptığım söyleşiyi mahvettiniz. Görmüyor musunuz? Rick Rucker mı? Siz Rick Rucker'la söyleşi mi yapıyordunuz? Evet, öyle yapıyordum gerizekalı. Evet, onunla söyleşi yapıyordum, anladın mı? Olamaz. Rick Rucker. O benim korumam gereken adam. Hey Rick, ne yapıyorsun burada? Ne şu manyak adam var ya. Merak etme dostum, biz yanındayız. Sakın o gitara dokunma. Şu anda korumam altındasın. Oh yok, işte manyak geldi. Şunu bir kontrol edeyim. Tahmin etmiştim. Bir bu bir tuzak. Gitarımı mahvettin işte. İmdat. Doktor Pençe'yi arıyorum. Doktor Pençe'yi arıyorum. Konuş. Gadget sahne arkasında. Rucker'ın yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Ne yapacağını biliyorsun. Gadget'ı hemen yok et. Baş üstüne. Büyük bir zevkle. Yapacak işlerimiz var. Nereye gitti bu adam? Olamaz. Affedersiniz, siz ünlü müfettiş Gadget değil misiniz? Bir imzanızı alabilir miyim acaba? Elbette. Buyurun, benim kalemimi kullanabilirsiniz efendim. Ne kadar garip bir kalem. Tamam. Galiba benimle tanışmak bile çok heyecan verici bir şey. Hey müfettiş, kıpırdamayın. Çok fazla zamanım yok sevgili dostum, görev başındayım. Ama basın için her şeyi yaparım. Bir adım daha geri gidin lütfen. Çok güzel. Ne? Kıpırdamayın. Zavallı adam. Hey! Durun! Size teşekkür etmeliyim. Durun! Rick! Seni buldum dostum. Benim peşimdeymiş. İmdat! İşte yardım geliyor. Beyin, neler oluyor orada? Hemen oraya geliyorum beyin. Tamam, geliyorum dedim. Hey dur, bekle. Sanırım buraya girdiler. Hey, olamaz. Hayır, hey şuraya bak. Olamaz, Rick'i yakaladılar. İmdat. Bu vericiyi ona yerleştirelim. Böylece onu takip edebiliriz. Gadget amcaya haber vermeliyiz. Peki ama nerede o? Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Eğer ortaya çıkmazsan ışıkları yakacağım. Pekala, işte yakıyorum. Rick nerede? Boşver artık. Hadi ona ver gitarı. Hadi çalın. Sizde çello yok muydu? Hayır. Bu kablo ne işe yarıyor acaba? Beni istiyorlar. Ama burada kalamam. Çünkü görevimi yapıp Rick Rucker'ı korumam gerek. Rick Rucker mı? Duymadınız mı onu? Dün gece kaçırdılar. Kaçırdılar mı? İzninizle hemşire. Hemen gitmeliyim. Burada nasıl çıkamazsınız? Hayranlarınız her yeri doldurdu. Merak etmeyin çünkü müfettiş Gadget'le konuşuyorsunuz. Sanırım biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var. Onu kaçıranlar şimdi durdu. Evet. Orada, şu eski depoda. Gadget minibüsü programlayacağım. Gidip Gadget amcayı alacaksın, sonra ikiniz de bu depoya geleceksiniz. Orada görüşürüz, anladın mı? Rau.
Pekala Rakır. Bundan sonra kayıtlarının üzerinde sadece bir tane etiket olacak. O da çılgın müzik. Ya, mümkün değil. Ben senin için şarkı söylemeyeceğim. Bana kalırsa bunu yapacaksın. Çünkü ne de olsa sana bir ölüm kalım anlaşması imzalatmak üzereyim. Bu da ne? Ajanlar, oda 5'te bir yabancı dolaşıyor. Ya hemşire, hemşire beni buradan çıkarmak zorundasınız. Şu anda gizli bir görevdeyim. Bu gerçekten çok akıllıca bir fikir. İş başına Gecut Ali. Bakın, işte orada. Demek geldiniz. Biraz erken geldiniz ama sorun değil. Hadi biz devam edelim. Affedersiniz. Nereye gidiyoruz? Hemşire! Rick Racker. Benim adım Doktor Pençe. Menajerimle konuşmak istiyorum. Senin menajerin artık benim. Ve bu söyleyeceğin yeni şarkının müziği. Beyin, seni gördüğüme çok sevindim. Gecit amcaya göz kulak ol. Ben Rick'i bulmaya gidiyorum. Merhaba. Gecit. Burası hemşirenin evi olmalı. O da bir müzik severmiş. Güzel bir piyano. Evet Gecit, öldürücü bir piyano. Hemşire, geldiğinize sevindim. Piyanonuzun akord edilmeye ihtiyacı var. Davulunuz da varmış. Bir de şuna bakın. Lütfen hemşire, kendinizi kontrol edin. Bir rock yıldızı olmak çok zor. Bir arp. Çok sevdiğim bir sazdır. O zaman elektrikli arpı da bineceğini umarım Gecit. Hadi bakalım Gecit, bize küçük bir şarkı çal. Bu sefer en sevdiğim 3.50 konçertoyu çalacağım. Hiç başına Gecit Ali. Hayır. Neler oluyor? Ajan 3 cevap ver. Bütün sigortalar atmış efendim. Yedek güç kaynağını kullanın. Tamam patron. Rick! Rick burada mısın? Başım. Ne? Kimsin? Şişt, konuşma. Seni buradan çıkaracağım. Polis de gelmek üzere. Ne yapıyor? Şu müzik.
Çok korkunç. Yani inanılmaz bir şey. Sessiz ol Rick. Doktor Pençe senin zihin kontrol müziğinde yer almanı istiyor. Ve bütün hayranlarını kontrol altına alacak. Bir yararı yok küçük kız. Hiç kimse Doktor Pençe ile başa çıkamaz. Merhaba. Burada kimse var mı? Ajanların dikkatine. Gadget burada. Bütün çıkışları kapatın. Gadget, hepsi bu kadar. Son bir gösteri. Ya yine mi bu adam? O da şu ajanlardan bir tanesi değil mi? Hayır, o benim Gadget amcam. Merhaba. Hadi, hemen buradan gitmek zorundayız. Çabuk, beni izleyin. Olamaz. Ne büyük bir plak koleksiyonu. Şu hemşireye plaklara bakım konusunda tavsiyeler vermeliyim. Acaba burada cello müziği de var mıdır? Acelen ne Penny? Hadi Gadget amca gitmeli. Böylece tape kaydı da bitmiş oluyor. Şimdi de plakları yapmaya başlayalım. Doktor Pençe. Ne var? Polisler geliyor efendim. Şef Kimbi geldi. Penny, Rick, kurtuldunuz. Peki Gadget nerede? İçerideydi. Gadget. Merhaba Şef Kimbi. Dinleyin, neydi bu? Bugün sen kazandın. Ederim. Şimdi söyleyeceğim şarkıyı en sevdiğim bayan Penny'e ithaf ediyorum. Rick Rocker benim için şarkı söyleyecek. Bence o en büyük. Tabii sen hariç Gadget amca. Umarım ona elektrikli aletlere dikkat etmesini hatırlatmışsındır. Prizlere parmaklarıyla asla dokunmamalı. Doğru. Aletleri prize takmadan önce sağlam olduklarından emin olun. Elektrikli bir şeye dokunurken ellerinizin kuru olmasına da dikkat edin. Bir, iki, üç, dört.